Torunumu benden kim alabilir merak ediyorum. Eğer birisi bunu yapmaya kalkarsa onu ve canını hiçbir şekilde bağışlamam. Onu almayı kafandan çıkarıp atacaksın. Bir adım bile atayım deme. Pekala. Şimdi beni kim durduracak görelim. Torunumla buradan gideceğim. Sizden birini öldürmem gerekse bile. Uzak dur. Benim de elimde silah var. Ve sakın oyuncak olduğunu sanma. İndirin silahları, geri çekilin. Lütfen sakin olun Tanrı aşkına. Sakin olun. Ne yapıyorsunuz? İndirin silahları, geri çekilin. Lütfen indir şu silahları. Önce onlara ne yapıyorsun? Söyle. Bunu onlar başlattı. Tüm bu saçmalığı onlar başlattı. Size yalvarıyorum arkadaşlar. Duygularınızı anlıyorum ve buna saygı duyuyorum. Lütfen. Ama inanın bana, Baron'un durumu için biz de sizin kadar endişe ediyoruz. Baron'u bu halde görmenin her iki aile içinde büyük bir acı olduğunu biliyorum. Baron'un bir an önce iyileşip ayağa kalkması için gece gündüz dua ediyoruz. Eğer torunumla yeterince ilgilenseydiniz, o zaman dua etmenize de gerek kalmayacaktı. Senin torunun bu. Biz onun akrabası değil miyiz? Bizi akrabadan saymıyor olabilirsin ama Sugna onun annesi. Ayrıca Sugna'nın ölen Pratap'ın eski karısı olduğunu da unutuyoruz. Bu şekilde düşünürsek, ölen oğlum Pratap'ın oğlu şimdi Shyam'ın oğlu. Bu yüzden konuşurken sözlerini tartıp da konuş. İstersen bunu kendi kızına söyle Bayron. Sınırı aşan o. Oğlumun ölümünden sonra en azından torunumuzun annesi var diye kendimizi kandırdık. Çünkü hiç kimse ona annesi kadar iyi bakamazdı. Ama senin o kızın yeni evlendiği kocasıyla o kadar meşguldü ki torunuma bakacak vakti bir türlü bulamadı. Kızımla ilgili böyle bir şeyi hangi cüretle söyleyebiliyorsun? Böyle bir şey söylemeye hakkın yok. Kızın benim umurumda bile değil. Ben sadece torunum için endişeliyim. Varun senin torunun değil. Varun daha doğduğu gün onu reddetmiştin. Şimdi neden endişe ediyorsun he? Ne oldu? Neden şimdi onu düşünüyorsun? Varun üzerinde hiçbir hakkın yok. Büyükler konuşurken sen araya girme. Ben Sugna ablamın kardeşiyim. Onunla ve oğluyla ilgili hiçbir terbiyesizliğe izin vermem. Seninle konuşmuyorum genç adam. Ve sen... bunun bedelini ödemen gerekiyor. Yeter! Yeter artık. İkinizi yeterince dinledik. Şimdi defolun gidin. Hem torunumu elimden alıyorsun... hem de beni tehdit ediyorsun öyle mi? Oh! Durun! Kimse kıpırdamasın! Elinizdeki silahları bize verin! Nedir bu? Ne yapıyorsun? Biraz akıllı ol. Senin gibi zenginlerin bu şekilde davranması köyümüzü nasıl etkiler düşünsene. Aklını mı kaçırdın? Komiserim, bu insanlar torunumu zorla alıkoydu ve bana vermiyorlar. Onlara söyleyin torunumu bana geri versinler. Başka bir şey istemiyorum. Bakın, bu sizin kişisel meseleniz. Bunun için medeni insanlar gibi bir araya gelip bu meseleyi çözmeye çalışırsanız elinize silah alıp bir başkasının evini basıp insanları tehdit edemezsiniz. Biliyor musunuz? Bu yasa dışı bir şey.
Beni dinleyin. Kanunlarla başınızın belaya girmesini istemiyorsanız buradan hemen gidin. Gideceğim. Ama bu hakareti unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Gidelim. Bu adamlarla ilgili karakolda şikayette bulunacak mısınız? Hayır komiserim. Hiç kimseden şikayetçi değiliz. Evet komiserim. Çünkü bu bizim aile meselemiz. Aramızda çözmeliyiz. Ama buraya gelip bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim size. Pekala. Aşağıdan gelen silah sesleri duydum. Yaralanan biri mi var? Onu benden almamalılar Şiyam. O benim oğlum. Ben onsuz yaşayamam Şiyam, onu vermem. Onu alamazlar Sugna, benden. Bir şey olmadı. Ve hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Ben burada olduğum sürece hiç kimse Vorun'u bizden alamaz. Tamam mı? Buradan eli boş gittiler. Değil mi? Şiyam, niyetim hiç kimsenin seni hedef alması değildi. Ya da aileme hedef alması. Beni anlıyor musun? Ben sadece Varun'un yeniden yürümesini çok istiyorum. Şiyam, o büyük mabede gitmek istiyorum. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Orada dua etmek istiyorum. Varun o zaman tamamen iyileşecek. Bu yüzden bir an önce oraya gitmek istiyorum Şiyam, lütfen. Tamam Sugna, sen nasıl istersen. Hı? Sen valizini topla, gerisini ben halledeceğim. Neden Jagdish? Neden oraya gitmeden önce beni aramadın sen? Eğer orada olsaydım o adama haddini bildirirdim. Bir daha Sugna'nın kocasının evine gitmeye cesaret edemezdi. Ama abi, bu meseleyi öfkeyle çözemeyiz. Peki ne yapalım? Ayağına kadar gidip adamdan özür mü dileyelim? Bunu unut. Asla olmaz. Beni iyi dinle. Bu olanlardan sonra Sugna için daha çok endişe ediyorum. Bence o adamın evine gidip durumu anlamasını sağlamalısın. İyi ama neden Bayron? Onun Sugna'yla ve onun oğluyla nasıl bir bağ var ki? Sugna'yla bir bağ yok ama oğlu Varun'la bağ var. Bu seferki farklı bir hikaye. Başlangıçta Varun'u kabul etmemişlerdi ama şimdi torunlarını istiyorlar. Bay Madan ve ailesi Varun'u ailelerine kabul ettiklerinde başlarına böyle bir şey geleceğini akıllarından geçirmemişti. Adamın Sugna ile ailesini bu şekilde taciz edemeyeceğini anlamasını sağlamalıyız. Bayron doğru söylüyor Basan. Bir çözüm bulmamız lazım oğlum. Anne, polisle ya da silahla bir çözüm bulmamız imkansız. Bir araya gelip oturmamız ve konuşmamız gerekiyor. Abi, o adamın öfkesini yatıştırmamız gerektiğini hissediyorum. Onun evine gidip... Neden onun evine gidiyoruz baba? Geçen sefer de biz gittik. Ne oldu? Sürekli ablamı azarlayıp durdu. Ailemizle ilgili bir sürü kötü söz etti. Yoksa unuttun mu ha? Henüz böyle ciddi meseleler hakkında konuşacak kadar büyümedin Cagdiş. Büyüklerinin işine burnunu sokma. Biz hallederiz. Anandi, su ver. Cagdiş çocuk olabilir ama haksız değil. Ablası yeterince hakaret işitti. Annemizin bizi nasıl yetiştirdiğini sorgulamaya kalktılar. Oraya nasıl gideriz ha? O insanların bizi sabırla dinleyeceklerini mi sanıyorsun? Sanırım ben bir şey yapmalıyım.
Merhaba. İşte torunum geldi. Bak anne, büyük babam bana yeni bir saat aldı. Değil mi? Ne oldu Byron? Neden herkes böyle somurtuyor? Bir sorun mu var yoksa? Hayır, bir sorun yok. Baba, saatime bak. Bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle. Tamam mı? Nando oğlum, yeni saatini amcana göstermeyecek misin? Gel. Bak sen, ne güzel bir saat. Bu gerçek değil mi? Nando daha çok küçük. Lütfen ona pahalı hediyeler vermeyin. İki günde kaybeder. Kaybetse de hiç önemli yok. Büyük babası ona yenisini alır. En azından arzusu yerine geldi. Ve çok mutlu oldu. Evet ama bir çocuğun her istediği yapılmaz. Yoksa şımarık olur. Oğlum saati okumayı bile bilmiyor. Aslında tabii sen bu konuda haklısın ama saatçi dükkanını gördüğü zaman karşı koyamadı. Ve ben de ona hayır diyemedim tabii. Bu kötü bir alışkanlık. Ama şu dilini kontrol etmeye çalışırsan sevinirim, inan bana. Sadece haklı olduğunu ispatlamaya çalışıyorsun. Hadi git içerideki işlerini bitir. Jaipur'a gitmeden önce söyleyemez miydin? Yalnız gitmişsin ve şimdi arıyorsun. O zaman işim vardı, cevap veremezdim. En azından tekrar arayabilirdin, öyle değil mi? Valizini aldın ve gittin, değil mi? Bir de dost olacaksın. Senin dostluktan anladığın şey bu mu yani? Bak şu an çok sinirliyim. Şu anda burada olsan gırtlağını sıkardım. Seninle tartışmayacağım. Aa evet, hep haklı çık, evet. Beni hiç şaşırtmadın. Arkadaşına neden bağırıyorsun Jagdish? Başkasına olan öfkeni ondan mı çıkarıyordun? Başka ne yapabilirim ha? Olanlara güleyim mi? Sen Sugna ablamın evinde değildin. Orada olanları görmedin. Bu yüzden böyle konuşuyorsun.
Tanık olmamam neyi değiştirir? Olanları babamla senden öğrendim. Jagdish, moralim çok bozuk. Orada olmamış olsam da buna asla tahammül edemiyorum. Öte yandan senin yanlış bir adım atmanı da istemem. Söylesene Jagdish. Öfkeni geçirebilecek bir ilaç var mı dersin? Öfken geçmezse nasıl doktor olacaksın söylesene bana. Çünkü senin gibi öfkeli bir doktoru gören hastalar anında yanından uzaklaşır. O zaman kendine tedavi edecek hasta bulamazsın. Ben böyleyim ve böyle olacağım. Beni değiştirmeye falan kalkma. Şimdi git buradan. Beni rahat bırak. Seni nasıl rahat bırakabilirim? Çünkü ben seninle evliyim. Bak Anandi, zaten çok kızgınım. Beni daha fazla sinirlendirme. Seni sakinleştirmemi ister misin peki? Sen mi? Hemen hiçbir şeyden anlamayan bir kız beni sakinleştirecek ha? Ya sakinleştirirsem? Peki. Nasıl? Göstereyim mi? Evet. Emin misin? Evet eminim. Gördün mü? Bak ne güzel sakinleştin. Buraya gel, kaçma. Evet, lütfen unutma. Kısa zamanda bitmeli. Tamam. Büyük mabede gitmek için her türlü hazırlığı tamamladık. Tanrı'nın yardımıyla her şey yolunda gidecektir. Evet, her şey yolunda gidecek Radha. Sen de Sugna ile birlikte oraya gideceksin. Hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. İnançlı ol, tamam mı? Radha, her şey yolunda gidecek. Sizin için özel yolluk hazırladım. Biletleri aldın mı oğlum? Evet baba. Manohar'la da konuştum. Onları almak için terminalde bekleyecek. Bir sonraki trene kadar kalacak yerde ayarlayacak baba. Bunları halletmen iyi oldu. İşimiz kolaylaşacak. Ama yine de onlarla birlikte Jodhpur'a kadar gitmen gerekmiyor. Orada birkaç işim yarım kalmıştı. Onlarla birlikte gidip işlerimi bitirmeyi düşünüyordum ben de. İstersen onlarla sen de gidebilirsin baba. Bir bakıma iyi olur. Varun anne babası gider de tek başına kalırsa kendisini kötü hisseder. Öyleyse Jamu için biletleri neden aldın? Sana alma demiştim değil mi? Evet amca. Bırak gitsinler. Sugna son derece üzgün. Oraya gittiğinde biraz huzur bulabilir. Evet, elbette öyle. Ama böyle bir zamanda yani her şey ters giderken. Şimdi oraya gitmenin sırası mı? Amca, endişe edecek hiçbir şey yok. Hem de hiç. Artık tüm biletler alındı abi. Bundan sonrası sadece Tanrı'nın bileceği iştir artık. Baksana abi, sen telefonda kiminle konuşuyordun? Senin sabrına şaşıyorum. Ben rahat değilim. O adam polis zoruyla buradan ayrıldı. Ama rahat durmayacak. Bu yüzden her türlü şeye hazırlıklı olmalıyız. Ben de evin güvenliği için silahlı birkaç adam ayarladım kardeşim. Artık yabancılar buraya giremez. Hangi güvenlikten bahsediyorsun sen? Buna ne gerek var? Gereksiz yere endişe edip duruyorsun abi. Evet amca. Yani endişe etmene gerek yok. Bay Hüküm hiçbir şey yapmayacak. Bugün burada olanlardan sonra hiçbirimizin ona güvenmeyeceğini biliyor. Bakmadan. Bence bu işte bizim de hatamız var. Shyam'ın Sugna ile evlenmek istemesini anlıyorum. Ama kızın oğlunu da getirmesine ne gerek vardı ha? Çocuk Kalyani Devi'nin evinde kalabilirdi. Ya da Pratap'ın ailesi onu büyütebilirdi. Sen hala eski günlerde takılıp kalmışsın.
Bunu sana kaç kez söylemem gerekiyor? Warren benim oğlum amca. Ayrıca... Şiyem, beni bu konuda yanlış anlama evlat. O küçük çocuğa benim bile bağlandığımı biliyorsun değil mi? Ama buradaki asıl gerçeği de görmezden gelemeyiz. O adamın bugünkü tehditlerinden sonra ben de korktum. Ya yarın bir şey olursa... Bir şekilde üstesinden geliriz abi. Neden şimdiden endişelerim ki? Eğer herhangi bir şey olursa abi, hep birlikte üstesinden gelebiliriz. Endişe etme. Biri bizi tehdit etti diye korkup hayat tarzımızı değiştirecek olursak bu doğru olmaz. Ve bunun için kimse beni korkutup yıldıramaz. Şiyam, git bak bakalım Sugna yolculuk için valizini hazırlamış mı evlat ha? Biliyorsun, sabah erkenden yola çıkmamız gerekecek. Hadi git bak şuna. Keseriya